Evet, bir telefon bağlantımız olacak demiştik. Kendisi attığımızda Greenpeace Akdeniz iletişim sorumlusu Gülçin Şahin bizlerle. Gülçin Hanım hoş geldiniz Yeşil Bülten'e. Hoş bulduk. Evet, uyuşturucu iddialarıyla bir kez daha gündeme geldi Arctic 30 ve Gizem Akkan. Savcılar böyle bir açıklama yaptılar. Greenpeace'den de cevaplar geldi. Greenpeace evet. Akdeniz'den de bir açıklama geldi. Hı hı. Greenpeace Akdeniz ne diyor bu konuda? Onu öncelikle dinleyelim sizden. Yani tabii uluslararası açıklamayla aynı doğrultuda açıklamamız. Bu Greenpeace gemileri hani ben de geçen yıl içinde bulunmuştum. Gerçekten bir gemi, katı kuralları olan bir gemi. Hani alkolle ilgili bile kısıtlama var. Böyle bir şeyin olması zaten mümkün değil ama tabii ki hukuk çerçevesinde medikal ekipmanlar var. Gemi çünkü uzun süre seyrediyor. Orada doktor var, deneyimli bir doktor. Medikal ekipmanlardan bahsettiklerini düşünüyoruz. Zaten çift amaçlı maddeler gibi bir ifade kullanmışlar. Yani çift amaçlı madde dedi, işte morfinin medikal amacı da var. Hani uyuşturucu olarak da kullanılabilir. Bu gibi şeylerden bahsettiğini düşünüyoruz. Bir yandan da şöyle bir gerçek var. 3 hafta önce bunlar zaten gemiyi aradılar. Yani o zaman hiçbir şey çıkmadı. Şimdi hani kamuoyunda çok fazla yer buldu. Yurt dışından da takip ediyorsunuz. İşte ünlü isimler destek veriyor. 1 milyonun üzerinde imza atıldı. Bunun üzerine bir karalama kampanyası diye düşünüyoruz. Yani gerçekten çünkü tüm dünya ayakta bu konuyla ilgili. Greenpeace'in zaten korsanlık yapmadığı ortada. Bir yandan hani korsanlıkla suçlayamayacaklar, bu açık gibi gözüküyor. O yüzden hani bir karalama ortaya atmaya çalışıyorlar diye düşünüyoruz. Evet, peki Gülçin Hanım, özellikle altı çizilen bir nokta daha var. O, ki o da daha önceki geminin Arctic Sunrise'ın bir önceki durağı Norveç'ti diyorsunuz. Ve Norveç'te zaten çok sıkı bir arama oluyor sanıyorum. Tabii orada narkotik köpekleri tarafından aranıyor, koklanıyor. Yani öyle bir şey mümkün değil. Ben gerçekten hani hem Greenpeace çalışanı olduğum için hem gemide de bulunduğum için samimiyetimle de söylüyorum. Hani gerçekten hani iftira olduğu çok açık ortada olan bir şey. Bir de bunun hani şu anda gündeme gelmesi, gemiye 19 Eylül'de el koydular. Hani o gün arayıp da ortaya çıkarabilirlerdi de bunu. Tepkiler arttıkça ortaya çıkması zaten insanların gözünde de hani burada uyuşturucu olmadığını gösterecektir diye inanıyorum. Peki şunu da sormak isterim Gülçin Hanım. Uyuşturucu varsa veya olduğu halde bu konuyla nasıl bir ilişki olabilir? Çünkü uluslararası ajansların geçtiği haberler bu konuda da bir soruşturma başlatılabileceği yönünde. Bu ikisi gerçekten birbiriyle bağlantılı olabilecek konular da olamaz diye düşünüyor insan. Çünkü uluslararası sularda cereyan eden bir meseleden bahsediyoruz neticesinde. Yani o ikisi zaten birbirinden bağımsız. Bu biraz şeye de benziyor. Hani işte çok karşılaştırma yapmak doğru olur mu bilmiyorum ama işte gezi eylemcileri de şöyle yaptı, böyle yaptı. Bir şekilde insanların gözünde hani bu insanları küçültmek gibi bir çaba olarak görüyorum. İkisi birbirinden bağımsız. Hani bunları ileride soruşturma devam ediyor. Korsanlıktan suçlayamazsa orada uyuşturucu vardı. Oradan bir şey belki yakalama gayretindeler ama tabii ikisi başka bir şey. Yani geminin tabii gözaltına alınması uyuşturucuyla ilgili bir şey zaten değil. Korsanlıkla şu anda yargılamıyorlar. Onun da hiç hani gerçeklikle alakası olmayan bir şey. Gülşin Hanım, böyle bir niyet olduğunu düşünüyor musunuz? Yani Rusya'da bu gözaltı tutukluluk sürelerini uzatma ve belki biraz daha orada işleri yokuşa sürme yönünde bir niyet var mı sizce? Yani olabilir. Bu zaten işte Rus petrol endüstrisinin bu konudaki kararlılığını biraz gösteriyor. Şu anda biliyorsunuz deniz buzu çekilmiş bir halde. Yani en düşük seviyesine ulaşıyor Eylül ayında ve önümüzdeki dönemde biraz deniz buzu artacak ve orada petrol aramak zorlaşacak. Şu anda dediğiniz gibi bir yokuşa sürmek, bu dönemde işte istedikleri gibi kimse kendilerine engel olmadan petrol aramak gibi bir amaçları olabilir. Ama Greenpeace'de durmuyor galiba, çünkü hem Arctic 30 için eylemler sürerken hem de neredeyse her hafta bir ülkede Gazprom'a dair yine bir protestoya şahit oluyoruz. Evet, hem Gazprom'un bulunduğu ülkelerde Gazprom'a yönelik protestolar oluyor. Zaten geçtiğimiz hafta sonu cumartesi günü 48 ülkede bu Arctic 30'un serbest bırakılması için protestolar gerçekleşti, Türkiye'de dahil. Allah tüm dünya ayakta bu konuda.
Hani evet. Greenpeace'i tanıyan bilen insanlar zaten böyle bir şeyin olmayacağını biliyor. Ama onun dışında zaten Greenpeace 42 yıllık bir organizasyon. 42 yıldır barışçıl protestolar düzenliyor. Yani korsanlık olmayacağı zaten çok açık. Başka bir şeyden de hani biz yaptığımız eylemlerde gözaltına alınıyoruz. Ama her seferinde bunu çevre için, tüm dünyanın iyiliği için yaptığımızı söyleyerek serbest bırakılıyoruz. Bu gerçekten çok uzun yıllardır yapılan barışçıl protesto adına, Greenpeace adına en büyük saldırı. Evet. Son olarak biraz da Gizem'i sormak isterim. Çünkü en taze sıcak bilgiler de sizdendir. Sanıyorum dün annesiyle bir görüşme yapabildi değil mi Gizem? Evet. Evet, St. Petersburg konsolosu aracılığıyla bir görüşme sağlanabildi. Türkiye'nin konsolosu. Yani annesi o yüzden daha iyi hissediyor. Biz de o hissettikçe biraz daha seviniyoruz. Tabii anne endişeli. Ne olacak? Hani bundan sonrasında bir ceza çıkmasa bile şu anda kızının hapiste olmasından endişeli ama Gizem'in morali iyiymiş. Daha önce aldığımız haberler de o yöndeydi. Şu anda oradaki 30 kişi farklı farklı tesislerde tutuluyorlar. Hepsi bir yerde değil. Bazılarının koşulları daha kötüymüş ama anladığımız kadarıyla Gizem'in durumu biraz daha iyi. Yani oradan içimizi rahatlatan en azından sağlığının, moralinin iyi olduğu yönünde açıklamalar geliyor. Evet, sanıyorum bir de Gizem kendisine ulaştırılan mektupları da okuyabiliyor. Sanıyorum Gizem'e destek olmak isteyen insanların Gizem'e yazabileceği, en azından düşüncelerini, duygularını ifade edebileceği bir adres var. Nedir o? Vallahi bizim ofisimize gönderirlerse biz toplu olarak onları gönderebiliriz. Biz de kendimiz ofisten ona hazırladığımız şeyleri gönderdik. Bir deftere yazılar yazdık, bir şeyler yaptık. Bizim ofisimizin adresini verebilirim. Oraya hani kişisel şeyler gönderebilirler. Ya da direkt web sitesi adresini vereyim. greenpeace.org.tr. Buradan. Artık buradan tabii hani kişisel oraya bir şey göndermek isterlerse gönderebilirler. Ama onun yanında bizim oradan imza kampanyamız devam ediyor. Evet. Oradan da bütün ülkelerden Rusya Büyükelçiliklerine mektup gönderebiliyor insanlar. Arktik 30'un özgür kalması için de bir imza kampanyası halen sürüyor ve 1 milyona yaklaştı dediniz değil mi? 1 milyonu geçti. 1 milyonu geçti. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Gülçin Hanım aktardıklarınız için. Rica ederim. Sağ olun. İyi günler. Evet değerli izleyenler, Greenpeace'ten Gülçin Şahin bizimleydi ve Arktik 30 ile Gizem Akkan'la ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Yeşil Bülten devam ediyor.